Turistik Tuz Ekspresi Çankırı Tren Garı'nda törenle karşılandı. Çankırı, kültür turizminde Turistik Tuz Ekspresi ile atağa kalktı. Turistik Tuz Ekspresi tamı tamına 90 sene sonra yeniden Çankırı'ya Ankara'dan hareket etti sayın seyirciler ve şu anda an itibariyle Çankırı'da durdu. Turistik Tuz Ekspresi bugün gün boyunca Çankırı'da bazı yöresel yerleri, tarihi yerleri ziyaret edecek. Butik müzelerin ziyaretini gerçekleştirecek ve gün sonunda ise yeraltı tuz mağarasının ziyaretini gerçekleştirdikten sonra bugünkü turunu tamamlamış olacak. ...1935'li yıllarda Tenezzüh Treni adı verilen trenlerle yerli turistler Çankırı'ya geliyordu. 90 yıl aranın ardından turistik tren seferleri yeniden canlandırıldı. Sabah 7.50'de Ankara Garı'ndan hareket eden ilk ekspres treni saat 11.00'da Çankırı'da törenle karşılandı. Çankırı Yaren ekibi gösterisiyle karşılanan misafirler daha sonra turun ilk durağı olan yeraltı Tuz şehrine hareket etti. Yeraltı Tuz şehri turistlerin ilgi odağı oldu. Turistik Tuz Ekspresi'nin şimdiki durağı ise Çankırı Yeraltı Mağaraları yani Tuz Mağaraları 5000 yıllık devasa tarihiyle ziyaretçilerin fazlasıyla ilgisini çekmiş durumda. Çankırı'nın ilk turistik tuz treniyle şehre gelen konuklar Çankırı Postası televizyonu mikrofonlarına konuştu. Tuz Mağarası'na geldik, neler hissediyorsunuz burada? Görüşleriniz neler girişte? Nefesim değişti. Ben yoga yapıyorum. Nefes alarak girdim. Çankırı'yı seviyorduk ama buraya ilk defa geliyorum. Dostlarımız var. Çok mutlu oldum. Büyük bir cennet burası. Büyük bir kültür mirası. İçerisi 13 derece. Çevirip çekişle kırılabilecek bir şey değil. Evet, memnunum. Beklentimin üzerinde aslında. Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Bayağı çeşitli şeyler var. İlginç bir yer. Özellikle çocuklar için de ilginç bir yer. Tavsiye ediyorum. İstanbul'dan geldik. Beklentimin çok çok üzerinde. Açıkçası böyle beklemiyordum. Devasa bir yer. Gerek tarih açısından gerek jeoloji açısından büyük bir miras. Kaybetmememiz gerekiyor. Çok güzel bir değer. İçerisi de çok güzel. Harika bir atmosferi var. Çok keyifliydi. İlk defa gördüğüm bir yerdi. Memnun kaldım. Teşekkür ederim. Merhabalar Çankırı Tuz Mağarası'ndan. Biz buraya infoya geldik ve ben bu infonun tutacağına inandığım için bugün 110 kişiyle buradayım. Çankırı Valiliğine, belediye başkanına ve diğer emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geç kalınmış ve keşfedilmekte geç ulaşılan bir destinasyon. Umarım diğer trenlerde de birlikte oluruz. Geç kalınmış. Gerçekten üzüntü duydum. Ama bundan sonra Esenyel'le birlikte coşacak diye ümit ediyorum. İstanbul'dan geldim buraya. Aslında Ankara için gelmiştik arkadaşlarımla beraber. Yıllar sonra böyle bir trenin açıldığını duyunca gelip bu tura da katılmak istedik. Mükemmel bir atmosfer var içeride. Tuz Mağarası özellikle beklentimizin çok üstündeydi. Hoşumuza gitti. Teşekkür ederiz. Öncelikle ben Ankara'dan geldim buraya zaten. Hacettepe Üniversitesi'nde maden mühendisliği okuyorum. Yani hem birbirimle de alakalı olduğu için gezip görmek istedim. İnternette falan okuyorduk zaten. Ben tek başıma geldim ve beklentimin çok üstündeydi. Gerçekten çok karşıladı. İçeride fosiller olsun, tarihi şeyler olsun, her şey çok iyiydi. Göletteki su da özellikle çok iyiydi. Çok faydalı buldum her şeyi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen Cemalettin Ferruh Darül Hadis'ini gezen ziyaretçiler Çankırı Mevlevi Hanesi'nde ney ziyafeti çekti. Çankırı'nın doğal ve kültürel güzelliklerinin fazla bilinmediğini ifade eden Çankırı Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can, Çankırı'yı tanıtma yolunda bir ekip olarak hareket ettiklerini söyledi. Çankırı öyle 100 yıl, 200'lük bir şehir değil. 4000, 5000 yıllık bir şehir. Milattan önce 3500 Hititlere giden tuz mağaralarının ve tuz mağaralarının yarattığı etkinin yani orada bir tane 500 yıldır bozulmayan
bir merkebin oluşu, bir tavşanın yaklaşık 20 yıldır daha dün ölmüş gibi orada oluşu, oraya giren göğüs hastalıklarının kendilerini çok iyi hissedip çıkması, yalnız orası değil daha Çankırı'nın müzeleriyle, kalesiyle, 1074 yılındaki fethedilmesiyle ve velileriyle, İslam'a öncülük etmiş velileriyle önemli bir şehir olduğunu Türkiye bilmiyor. Hatta Kayseriler bile bilmiyor. Biliyor muydun? Bilmiyordum. Artık öğrenecek. Herkes öğrenecek bunu. Bismillah dedik. Ankara'dan başladık. İnşallah İstanbul'dan, İzmir'den, Güney'den, bütün Türkiye'nin her yerinden trenlerle veya otobüslerle Ankara'ya getirip oradan buraya. Bu A planıydı. Şimdi B, C, D, E planlarıydı. Bütün dünyayı Çankırı'yla tanıştıracağız. Biliyorsunuz dünyanın merkezi hesaplamışlar. Çankırı çıkmış. Bu yalan bir hesap değil. Doğru bir hesap. Burayı da herkese öğreteceğiz inşallah. Bunu tabii tek başımıza yapma imkanı yoktu konfederasyon olarak. İstanbul Federasyonu'ndan Önder Tozan kardeşim, Ankara Çankırılılar Dernekler Federasyonu'ndan Adem Can kardeşim. Biz büyük bir takımız, büyük bir aileyiz. Fırat Taşolar Bey sayın valimiz, İsmail Hakkı Esen sayın belediye başkanımız, müdürlerimizle beraber çıktığımız yol halis amaçlar olduğu için çok da iyi gidiyor. Bugün 250 kişi geldi Ankara'dan. Hepsinin yüzündeki mutluluğu bizzat teşhis ettik, gördük, karşıladık onları. Şimdi yolladık Çankırı'nın müzelerine, tuz mağaralarına gezecekler ve yüz binlerce fotoyla bütün Türkiye'ye dağıtacaklar bunu. Bizim de amacımız hasıl olmuş olacak. Öncelikle bu güzel organizasyondan dolayı Sayın Valimize, Çankırı Belediye Başkanımıza ve Konfederasyon Başkanı Mustafa Can'a teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçti. Bu sürecin başından bu yana gelişen olaylarda Konfederasyon Başkanımız olsun, Valimiz olsun, biz sivil toplum kuruluşları olsun, bu işin içinde olduk. Güzel bir ağırlama oldu. Bundan sonra da devam edecek. Konfederasyon Başkanımızın öncülüğünde biz de üzerimize düşen STK olarak bir düşen olursa, İstanbul olarak, Ankara olarak üzerimize düşeni yapacağız. Çankırı'nın daha çok tanınması, Çankırı'nın hak ettiği değeri bulması noktasında da STK'lar olarak Çankırı Valimiz zaten gerekeni belediye başkanımıza yapıyor. Biz de bu noktada STK'lar olarak İstanbul'dan Çankırı'yı daha net, daha güzel bir şekilde tanıtmak için, görmek için üzerimize düşeni yapacağız diyorum. Tabii burası bizim doğduğumuz topraklar, doyduğumuz topraklar bizim Ankara, Sayın Başkan İstanbul. Bizler bu memleket için elimizden geleni bir abi eşliğinde, bir konfederasyon eşliğinde elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz ve yapıyoruz. Sağ olsun valimiz, belediye başkanımız, siyasilerimiz, daire amirlerimiz Çankırı'da güzel bir sinerji yakalandı. Bu sinerji kartopu misali büyüyerek bu memleket için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Turistik Tuz Ekspresi her hafta cumartesi günü Ankara'dan Çankırı'ya seferlerine devam edecek.